Tabii ki öncelikle Filenin sultanlarını bir tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yani Çok güzeldi. Almanya'yı 3 set geride bırakarak her sette Çok güzel bir maç oldu muhteşem bir hakikaten. mücadeleydi. Evet, tebrik Tebrikler ediyoruz. kızlar. Evet, Tebrik artık olimpiyat edeceğimiz şeyleri alındı vizelere. başka bir isim de Ümmü Gülsüm Genç. Hafta sonu tüm sosyal medya onu konuştu. Bir yarışmaya katıldı. Yarışmanın formatını değiştirdi. İyi ki de değiştirdi. Çocukken yaşadığı bir hastalık sebebiyle konuşma yetisini kaybetti. Ama o kadar güzel izlerken bize pozitif, o kadar belki çok ihtiyacımız olan vakit, Yaşama sevinci değil mi? yetinmeyi bilmediğimiz Aynen zamanlar, öyle. yaşama sevincini bilmediğimiz zamanlar izleyip kendimize getirecek görüntüler geliyor. İşte Ümmü Gülsüm Genç'in hikayesi. Yani o kadar güzel görüntüler ki, şu görüntüler, şu izlediğimiz birkaç dakikalık görüntü tevekkülü hatırlatıyor, şükretmeyi hatırlatıyor, hiçbir şeyin engel olmadığını hatırlatıyor bize. Hayatta engellerle karşılaşabiliriz ama her zaman mücadele etmemiz lazım. Ümmü Gülsüm bize bunları hatırlatıyor o güler yüzüyle. Tekrar can gönülden tebrikler. Aşırı samimiyet içeren görüntüler değil miydi? Tüm Artvin'i değil bence tüm Türkiye'yi gururlandıran görüntüler. Bir kere zaten güler yüzünü hiç kaybetmemiş. Yaşama sevinci de aynı şekilde. Bilmenin, öğrenmenin ya da bir şeyler kazanmanın herhangi bir şeye engel olamayacağını gösterdi bize Ümmü Gülsüm. Yalnız Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmasına başladığımızdan sonra ne kadar renkli görüntüler ortaya çıktı değil mi? Ya evet. Yani Kenan'la beraber format değişti, tamam, Arada evet, tabii ama Murat Yıldırım'da da sempatik. oluyordu Ama ama Kenan daha da çok evet. böyle renkli şeyler yapıyor. Bu da çok keyifli bir görüntü. Güle güle harcasın. Çok da güzel bir para ödülü aldı ve gitti. Valla ne yalan Evet. söyleyeyim, hepimize ders olacak Aynen öyle. görüntüler. Eksik değil. Bu dünyaya fazla bir isim. Tabii Cumhurbaşkanımız da kayıtsız kalmadı. Evet, görüşürüz değil mi? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'le görüştü. Görüntülü aramışlar. Ve o da tabii ki işte yine yazarak cevap vermiş Sayın Karşılıklı. Cumhurbaşkanımıza. Yani Cumhurbaşkanımızın da bak yarışmayı izleyip yarışmadan haberdar olup bu kadar işinin gücünün arasında Ümmü Gülsüm'le görüşmesi o kadar hani beni duygulandırıyor ve gerçekten diyorsun ki Cumhurbaşkanı her yerde eli ayağı ve Aslında olması gözü var gereken bu değil mi? olması Evet, gereken. doğru. Ya ben şeyi hatırlıyorum daha evvel yayında anlatmıştım tekrar söyleyeceğim. Kenan'la birlikte bir yere uçuyorduk. Aynı yere denk geldik. Kenan İmirzalıoğlu'nun babası vefat etmiş. İlk arayan kim biliyor musun? Yakını Ya dostları değil. Cumhurbaşkanı ne Erdoğan. güzel. Kenan İmirzalıoğlu'nun babası vefat ettiğinde. O yüzden de eminim ki Kenan için de ayrı bir izliyordur. Çok seviyor çünkü Kenan Aa, ne güzel. İmirzalıoğlu'nu. O da onu çok seviyor. Zaten Evet. bu duyarı hep görüyoruz. Cumhurbaşkanımızda hep var. Yani işte dediğim gibi eli kolu ayağı her yerde Cumhurbaşkanımızın. Mesela yani yarışmayı izlemese bile haberdar oluyor. Bu çok acayip bir şey. Yani değil Evet, mi? Mesela tabii. izlemiyor o sırada, yoğun olabilir ama tak diye hemen söylüyorlar Ya işte mesela özel bir yarışma, kalemleri mesela olsun. diyelim danışmanlar ya da özel kalemi söylüyor. Ama bir yarışma onun için ne kadar önemli ki, ondan bilgi, haberdar olmak Haberdar istiyor değil oluyor. mi? O da enteresan. Yarışmacı tabii. Evet, ya da yarışmacı. Tabii belki şeyi takip ediyordur. Sosyal medyayı bile özel kalemi takip ediyordur. Bakın Ümmü Gülsüm Genç kim şöyle diye göstermiştir. Hatta bir detayları isterseniz izleyerek verelim sizlere. Buyurun. Ne güzel görüntüler ya, değil mi? Çok güzel Çok. görüntüler. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da şöyle söylemiş. Ümmü Gülsüm bugün bize bir kez daha gösterdi ki hayaller engelsizdir. Ne kadar güzel bir paylaşım yapmış. Ve herkes Kenan İmirzalıoğlu'nun Ümmü Gülsüm'e sevgi dolu bakışını konuşuyor. Yani Yani çok şu an bizim çok bakışlar bile bizde yani gözlerimiz herkes sulandı. Vallahi bence çok tüm tatlısın. Türkiye o şekilde bakmıştır. Bizi Sayın duyuyor Cum zaten. evet Sayın Cumhurbaşkanımız da şu an ne kadar güzel kısmen izledim diyor, haberdar oldum diyor ve hemen Ümmü Gülsüm Genç'e onu İletişime bırak bir de geçiyor. aileyle birlikte çağırıyor. Ne kadar güzel. Buradan aile de ne kadar önemli bak ailenin destek olması, o hastalıkta yalnız bırakmaması yani ne aileler görüyoruz ya. Bir de enteresan bir hastalık Yani Ece bu. Mesela ben çok az insan gördüm konuşamayıp ama duyabilen. Hani normalde duyamadığı için konuşamazlar yüksek falan. ateş nedeniyle Evet, havale geçiriyor. En maalesef korktuğum küçükken yüksek şeylerden bir ateşten tanesi. oluyor. Evet. Ama mesela Çok komik. mucize gibi. Yani konuşamıyor ama duyabiliyor. Çok güzel bir O ödül gülen verdin sırasın bize. hiç eksik Amin. olmasın. Bize tekrar söylüyorum bir kez daha tevekkülü, bir kez daha Allah'a şükretmeyi öğreten görüntüler. Tekrar buradan Ümmü Gülsüm Genç'e ve en önemlisi o güzel ailesine sevgiler, saygılar. Şimdi diğer haberimize devam edeceğiz. Dediğimiz gibi hayattaki en önemli şey sağlık. Ben artık bu yaşımda gerçekten sağlık dışında hiçbir şey takmamayı belki de geç öğrendim ama bu yaşımda öğrendim. Sakıp Sabancı'nın bir lafı var.
Neler neler aldım ama evladımı işte yürütemedim, sağlığına kavuşturamadım. Türkiye'nin en zengin iş adamından bahsediyoruz. Şimdi de Mehmet Ali Erbil yürekleri ağza getirdi. Bir kez daha yoğun bakıma alındı. Allah sağlık şifa versin diyoruz. Ve kardeşi bir açıklama yaptı. Ve ne diyor kardeşi? Yeşim Yoğun Erbil. bakım, evet, yoğun bakıma alınmasıyla ilgili. Hep beraber haberimizi izleyelim. Sonra da İbrahim Tatlıses'in paylaşımından bahsedeceğiz. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yine yoğun bakımda. 16 aydır hastalıkla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Ünlü şovmen tüm Türkiye'nin yüreğini altına getirmişti. Evinde düşerek kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, ciğerine batan kaburgası ve ardından nükseden kaçış sendromu hastalığı yüzünden aylarca ölümle pençeleşti. Acıları hissetmemek için çok ilaç verildi. Öncelikle tabii ki hayatı kurtarmak önemliydi. O yüzden de o ilaçlarla filan birazcık tabii ki kaslarım eridi. Herkes sabırsızlıkla ünlü şovmeni tekrar ekranlarda görmeyi beklerken 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 22'lik sevgilisiyle gecelerde görüntülenmişti. Teşekkürler. Uzun süredir Mehmet Bey'le berabersiniz yani. Teşekkürler. Birkaç kelime alsın. Lütfen sağ olun. Mehmet Ali Erbil, Alicia Nasledeniz'de görüntülenince herkes ünlü şovmenin eski günlerine döndüğünü düşünerek derin bir oh çekmişti. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar Mehmet Ali Erbil yine yoğun bakımda. Ünlü şovmenin geçen hafta tekrar yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmiş, herkesin bir kez daha yüreği ağzına gelmişti. Dün herkesin meraklı bekleyişine son vermek için Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil'den bir açıklama geldi. Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz, her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Yaşam böyle bir şey, hep mutlu, hep sağlıklı, hep moralli, hep enerjik, hep refahtan ibaret değil. Bu arada İbrahim Tatlıses de Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakıma kaldırıldığını duyunca duygusal bir paylaşım yapmıştı. İşte o paylaşım. Allah'ım sana şifa versin Memocan. Sen bu diyarların ender yetiştirdiği bir değersin Memocan. İyileşeceksin. İbo Show programına katılacaksın. İnsanları hem ağlatacağız hem de güldüreceğiz Memo. Yakındır. Sık dişini ama kırma ha. Seni seviyorum be kardeşim. Dua edin. Biz de Mehmet Ali Erbil'e acil şifalar diliyoruz. Evet, acil şifalar diliyoruz. Tabii en iyi Mehmet Ali Erbil'e tabii İbrahim Tatlıses anlar. İbrahim Tatlıses de günlerce, haftalarca hastanede kalmıştı. Yine ona ilk gidenlerden bir tanesi can dostu Mehmet Ali Erbil'di. Mehmet Ali Erbil'e de keza aynı şekilde iadeyi ziyaret etti. Keşke olmasa bunlar. Ama şu an yoğun bakımda Mehmet Ali Erbil. Evet, kaçış sendromu tetikledi. Maalesef zaten bu yıllardır bildiğimiz bir hastalığı. Ve bu sendrom kendi doktor tarafından da günlerce bize anlatıldı. Ama tabii hatta doktoruna ezberlemiş. Neydi? Jean-Claude Kayuka. Evet. Evet Kayuka. Ya. Maalesef yine yoğun bakıma alındı. Aileden Yeşim Erbil'in bir açıklaması var. Kayan yazı şeklinde. Kayan yazı onu hazırsa, verebilecek miyiz? Evet, verelim. VTR'de görüntülerde verdik size ama kısa bir halini verdik. Daha detaylı bilgi istersiniz. Evet, Yeşim Erbil bakın ne diyor. Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz. Sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşmeyle başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Bir gün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor. Bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2 artı 2 4 değildir. Tedavisi sürecek. Bekleyeceğiniz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başımdan beri söylediğim şey budur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey. Hep mutlu, hep sağlıklı, hep moralli, hep enerjik, hep refahtan ibaret değil. Allah şifa versin. Sen nasıl buldun Yeşim Erbil'in açıklamalarını? Ya her şey zaman mi? Çok soğukkanlı ve insanları bilinçlendirecek açıklamalar yapıyor. Ama iki kere iki her zaman dört değildir diyor. Ben bunu mesela kontrole gittim. Doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şey imkansız değildir ya da mucize diye bir şey yoktur. Her zaman bilimin dışında bir şey var yani. Yani Allah'tan umut kesilmez lafı hep var yani. Dua çok önemli. Evet, hep de evet, bizim dua ona isteyelim. Dualarımız var. Yine dua isteyelim. Şu an yoğun bakımda çünkü organları maalesef yoruldu ve ay, 2019 ne kadar kötü geldi Mehmet Ali Erbil'e. 2020'ye geçtik, yine hastaneye kaldırıldı.
Vallahi buradan Evet. bütün Gülşah Saraçoğlu da hala günlerdir Ya hastanede. o da çıkacaktı yine. 41 derece ateşli. Yine maalesef. Yani günlerdir kahvaltı bile yapamıyor kadıncağız. Buradan tüm bizi izleyen hastalarımıza Hastalarına Allah geçmiş şifa olsun. versin. Amin. Ben de hiçbir magazin sitesinde görmeden evvel nerede gördüm biliyor musun? İlk İbrahim Tatlıses'in paylaşımında gördüm. Mehmet Ali Erbil'in rahatsızlandığını. Onu da eğer hazırsa onu da verelim. İbrahim Tatlıses bakın çok duygusal bir paylaşım yapıyor. Ve diyor ki Mehmet'imi yine kaldırmışlar yoğun bakıma. Allah'ım sana şifa versin Memo Can. Sen bu diyarların ender yetiştirdiği bir değersin Memo Can. İyi ki dostumsun. İyi ki seninle aynı gök kubbe altında nefeslendik Memo Can. İyi ki İzmir fuarında Allah Allah filmini Melike Zobu ile ve senle çekmişiz Memo Can. İyileşeceksin. İbo Show programına katılacaksın. İnsanları hem ağlatacağız hem de güldüreceğiz Memo. Yakındır sık dişin ama kırma. Ha, seni seviyorum be kardeşim. Dua edin demiş. İbrahim Tatlıses biliyorsun aslında duygusal bir adam ama bu ara paylaşımlarında böyle şahıs koymaz, isim koymaz. Artık Mehmet Ali Erbil'in bu kadar hastanede kalması onu o kadar üzdü ki kendi sayfasında da paylaşıp dua istedi Bir de herkesten. söylediğim gibi çok iyi biliyor bu aşamaları ve bu süreçleri. Sağlığın ne demek olduğunu o yıllardır en iyi bilenlerden Evet. bir tanesi ve çok çok kıymetli bir dostu. Bu destekler belki şimdi duymuyor ama yürekten hissettiğine eminim. Biz de şimdi buradan Tüm dualarımızı dualarımız Mehmet Ali yoğurayalım. İnşallah bir an Erbil'e önce iyileşir, aramıza tekrar döner güler yüzüyle. biliyorsun İzzet Yıldızhan da annesi için dua Maalesef. istemişti geçen hafta Evet. Ama sevenlerinden ama annesi Suriye Zelal Yıldızhan hayatını kaybetti. Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Zelal Yıldızhan bir süredir yoğun bakım servisinde yatıyordu. Zelal Yıldızhan'ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'nden uğurlanacak Ankara'da buradan. yaşıyormuş herhalde. Evet. Ben de mesela bak bu detayı bilmiyordum. Tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçen haftalarda evet bir sağlık problemi yüzünden annesi için dua istemişti. Maalesef kurtaramadılar. Ve tabii ki Of. Allah ya şimdi anne ve evlat. Bunun yaşı yok. Yani acısı tarif edilmez bir şeydir. Allah kimseye yaşatmasın. Annem hep der annesini kaybettiği için anne acısı tarifsiz bir Allah şeymiş. korusun Allah ya. kimsenin Yandan başına evet. vermesin. Gani gani rahmet Peki. diliyoruz Bir ve de başsağlığı. baba acısı vereceğiz. Yani haberler üst üste geliyor. Metin Şentürk'ün babası Semih Şentürk de hayatını kaybetti. Şarkıcı Metin Şentürk'ün sosyal medya hesabından babasının ölümünü duyurduğu fotoğraf geliyor. Evet. Şöyle demiş: Allah'tan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum. Cenazesi yarın öğle namazına takiben Fatih Camii'nden kaldırılacaktır diyor. Bu fotoğrafın altına da babasının ölümünü sevenleriyle paylaşıyor. Tekrar başı sağ olsun beyefendiden de Allah rahmet eylesin. Ne kadar genç de dinç duruyor adamcağız ya. Ya. Ne kadar da şey duruyor. Hay Allah'ım. Vallahi tekrar Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Sabır versin diyoruz Allah tüm sevenlerine. Ve şimdi hadi bu kadar kötü haber verdikten sonra birazcık kafamızı Evet. dağıtalım diyoruz. Ne geliyor? Magazin Magazin turu. turu. Kim kiminle nerede yakalanmış? Ekranlarda. Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler söylemezsem olmaz da hafta sonu kim kiminle nerede sobelendi? Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in minik kızları Arya reklam yıldızı mı oluyor? Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in son görüntüsü neden olay yarattı? Bu şehirde sevdim Altun etek boyuna yorum yapan şarkıcı Cenk Eren gelen tepkiler için ne dedi? İşte sizler için derlediğimiz bol dedikodulu magazin turumuz ekranlarınıza geliyor. Başrollerini Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı merakla beklenen Amadeus oyununun premieri nihayet gerçekleşti. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinden tutun da... Arkadaşlarımın uzun bir süredir çalışmış olduğu emeğin heyecanını paylaşmaya geldik. Hande Soral ve İsmail Demirci'ye... Güzel gidiyor, eşimi özlüyorum. Yani aralarda gelmeye çalışıyorum, o da gelmeye çalışıyor. Güzel çalışıyoruz, güzel gidiyor. Cansel Elçin ve sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat'a kadar geceye sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Büyük bir eser. Yani bence böyle anlatılması lazım diye düşünüyorum. Ben çok merak ediyorum oyunu. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş baştan ayağa siyahlara bürünse de aldığı fazla kilolar dikkatlerden kaçmıyor.
Ebru Gündeş'i dinlemeye gelen olaylı aşıklar İbrahim Kutlay ve Edmina Sponza yine kural bozmuyor. Kameraları görünce köşe kapmacı oynadılar. Hafta sonu başka bir mekanda sahne alan isim de ünlü şarkıcı Cenk Eren'di. Konser öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan şarkıcıya Pınar Altun fotoğrafının altına yazdı. Dolabında uzun etek yok mu yorumu sorulunca bakın neler söyledi. Yarışma sunduk. O bizim aramızda espri çok yanlış yerlere çekildi. Pınar'da ikimiz de çok güldük hatta ona. Sonra takipçilerinden bayağı bir tepki almışsınız ama. Efendim? Takipçilerinden bayağı bir tepki almışsınız galiba. Ama ikimiz de açıklama yaptık zaten onunla böyle bir şey olamayacağını. Yani benim haddim midir kimsenin kılığına, kıyafetine karışmak? Ben o yorumu yaparken yanında kahkahalar var, öpücükler var. Gecenin sürprizi Selda Bağcan oldu. Nişantaşı'ndayız. Eşi Özlem Ada Şahin ve minik kızlarıyla birlikte Maldivler Adası'nda günlüğü 27.500 TL'ye tatil yaptığı konuşulan Berkay, İstanbul'a dönünce olanlar oldu. Normal tatil abi, herkes yapıyor. Sen tatil yapmıyor musun? Fırsat ben buldukça, acı. Fırsat buldukça. Yani. Haftada 3 gün çocuklarımı göremiyorum. Allah bana ne nasip ediyorsa herkese kat be katın nasip etsin abi. Sonuçta da bir imkanım oldu. 5 günlük, 6 günlük bir boşluğum vardı. Onu değerlendirmek istedik. Artık işte herhalde bir 7-8 ay tatil yok. Minik kızı araya gelen reklam tekliflerini kabul etmediğini söyleyen şarkıcı çıkan haberlere de son noktayı işte böyle koydu. Bize araya ile alakalı geldi. Bir 4-5 tane geldi de ben istemedim. Babaları çalışıyor, kızlar otursun evde. İstanbul Kazan biz kepçe misali gezip duruyoruz ve bakın bu kez kameralarımıza kim yansıyor? Ünlü bir gece kulübünde sahne alan Fatih Ürek hem coşuyor hem de coşturuyor. Çifte kutlama. 49 yaşına giren Mustafa Sandal hem doğum gününü hem de kendi hayatını kaleme aldığı kitabı için ufak bir kutlama yaptı. Bakın ünlü şarkıcının mumları üfledikten sonra dileği ne oldu? Günün sonunda benim bütün dileklerim çocuklarımla alakalı. Skandal hareketleriyle tepki çeken Didem Soydan yine densizliğini konuşturdu. Bir sosyal medya kullanıcısının Didem Soydan'ın doktoru sen harika bir detaysın yorumuna ünlü manken bence de harika tek bir burun ameliyatıyla sizi sayfama köpek etti diyerek besledirtti. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulamayan İrem Derici önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden şarkıcıya 2020'den aşk mı para mı diliyorsunuz diye sorulunca olanlar oldu. Ünlü şarkıcı tabii ki para. Zaten aşk diye kandıkların paraya gelmiyor mu? Madem öyle bilinçli olalım parayı buldun mu onlar gelir diyerek adeta yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Bu şarkıyı gerçekten çok seviyorum. Biliyor musun bu? Bilmiyorum. Kim söylüyordu bunu? Allah aşkına söylesenize. Neydi bir tane adam vardı böyle eskilerden. İyi ki de Derya dedi ki vaktimiz yok hemen reklama geç dedi. Reklamlardan sonra söz veriyorum hatırlayacağım size. Kim? Az sonra böyle ama az önce ne vardı? Magazin turu vardı. Sen notlarını aldın magazin turunda neler gördük? Şimdi bir kere Cenk Eren'in Pınar Altun'un eteğine kısa diyecek ya da uzun diyecek bir... bir adam sanmıyorum. Öyle bir adam olduğunu düşünmüyorum. Yani Cenk Eren Pınar Altun kıyafetine karışacak ya da bir kıyafeti kısa bulacak bir adam değil. Öyle sığ bir görüşü olacağını sanmıyorum. Son derece kibar ve böyle şeylerden uzağından yakından geçmeyecek bir adamdır. Aynen polemikten böyle. Nefret eder. Bak Cenk Eren'le ilgili bir haber yapalım mesela. Yanlışlıkla birisiyle adını yan hiç yana getirme. Evet hemen ay ne olur Ece ya ne olur benim ismimi böyle yan yana getirmeyin. Ne olur polemik yapmayın. Gerçekten de böyle düzgün bir karakterdir. Kesinlikle yani. Öyle. Hatta aradığın güzel haber olduğunun arayıp nadir teşekkür edenlerdendir. Hani böyle normalde kötü haberlere bağırıp çağıranlar iyi haberlerde hiç teşekkür etmezler ya. Cenk eder mesela teşekkürünü. Şimdi Berkay'ın şıkkısı çok hoşuma gitti. Şimdi Aile çok güzel bir kız. Allah bağışlasın onu maşallah. Nazarlan saklasın. Tabii Aile'ye çok reklam teklifi gidiyor. Demiş ki Berkay'da babaları çalışacak kızlar evde otursun. Ben onların parasını istemiyorum. Ona göre. Çok güzel bir hareket. Yani tabii şu küçük yaşta onları sette falan çok zor. Onların asıl konuşulan konusu şu. Maldivler'de tatile gittiler ailece. Evet. Kızlarıyla birlikte. Ya arada şimdi keşfete düşüyor ya takip etmesen de bakabiliyorsun. Ve ben birkaç tane baktım Özlem Ada Şahin'in işte hikaye kısmına. Berkay'ın keza aynı şekilde. O kadar güzel bir tatil yaptılar ki çocuklarıyla birlikte. Bence ettiler de. Evlilik yıl dönümüymüş galiba. Evet, çok da, güzel. Eşini gerçekten hani böyle...
verdiği değeri gösteren bir isim Berkay. Ve çok güzel bir tatil yaptılar ama geceli 27 bin TL. Berkay diyor konuşuldu ki, işte. Çok konuşuldu. Berkay da diyor ki, ya arkadaş diyor, herkes gitti diyor. Herkes Maldivlere tatile gitti. Ben gidince mi pahalı oluyor diyor. Bir para takıntısı var Berkay'da bak. Şey, Arda Turan 1000 lira. İşte gelirini soruyorlar mahkemede. 1000 lira diyor Arda Turan'ın lafına karşılık. Saat var. Saat polemiği. Sürekli parayla da gündeme gelmeye başladı Berkay. Berkay uzun bir sürede tatil yok artık dedi. Yani herhalde demek ki işler çok yoğun. Sana bir şey soracağım. Biraz Mustafa Sandal'la Rafet Erroman'ın gidişatını aynı görmüyor musun? Evet ama Rafet hep öyleydi ya. Uzun yani o çünkü o çok önceden boşandı. Evliliğinde de böyle çapkınlık mapkınlık haberleri vardı. Ama Mustafa yok, evliyken koşa koşa gidiyor. Evliyken haberleri vardı. Mustafa'nın. Hayır, şey Rafet'in. Ben Mustafa'yı diyorum. Rafet'in haberleri çıkardı. Mustafa Rafet'e yetişti. Evet. Maşallah. Yani vallahi aratmıyor hiç. Yani biliyorsun şey yaptı. Ne? Kitap yazdı. Kitapta öyle neler şey çıktı ortaya? Yani sen biliyor muydun Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın aşk yaşadığını? Vallahi bilmiyordum. Demek ki Defne'nin haberi var. Bunu yazacağından. Yani çok yani niye açılıyor ki mesela? Ben şeyde değilim. Eski defterler açıldı. Tabii ki herkesin hayatın, herkesin geçmişinde erkek arkadaşı var, kız arkadaşı var. Neden yani? Şimdi Defne Samyeli Cem Yılmaz'la birlikte olsaydı bu kitapta yine adı geçecek miydi? Onu bırak, Mustafa Sandal'la Cem Yılmaz'ın arası iyi. Ne gereksiz bir muhabbet. Senin kız arkadaşına ben de çıktım. İşte bir de kitapta yazıyorsun yani. Mustafa'ya hiç yakışmayacak hareketler yani ya. Yani bunun neden yaptığını tabii bilemiyorum. Beni Ağlatma kitabının adı. Bunu niye yaptın Mustafa bilmiyoruz tabii ama Emine'ye yer vereceğini biliyorduk. Birkaç sevgilisine yer vereceğini biliyorduk. Ama bunların hepsi gerçekten muvaffakatname isteyen, izin hakkı isteyen şeyler. Defne'nin buna izin verip vermediğini tartışmak lazım tabii. Ya ben olsam geçmişteki bir şeyin kurcalanmasından hoşlanmam. Bak ya. Klip 98 dönemleri benim zamanım işte. Televole, Melevole hat safhada, tamam mı? Bilaller o programları yapıyor. Ve herkesin sevgilisi ortada. Herkes çıkıyor tık 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 tık. Bu ikisinin aşkını kimse bilmiyordu. Vallahi ben de ilk kez duyuyorum. Hiç kimse bilmiyordu. Yani geçmişleri milletin didik didik ederler. Gizli kapaklı bir aşk yaşamışlar. Yıllar sonra Mustafa Sandal kitap yazıyor. Ve Defne'den bahsediyor. Mustafa'yı da gerçekten çok severim. Kesinlikle dediğinde doğru, izin almadan böyle bir şey yapamaz. Demek ki Defne izin verdi böyle yani bir şey. Yani bu durumda alan memnun, satan memnun diyoruz ve bir şey diyemiyoruz. Ama İyi bir PR ismi mi? İyi bir PR ismi. Mesela ben Defne Samyeli ile Mustafa'nın hiçbir şey yaşamadığını düşünüyordum yıllarca. Şimdi merak ediyorum ve bu konuyla ilgili kitaptan bilgi almak isterim. Ben okuyacağım. Yani. Yani ne i̇şte olmuş PR... anladım aralarında, evet. Evet. Peki şey, başka kimler var acaba? Turban Yusal var mı? En büyük i̇şte aşk onunla yaşadı. En büyük aşk oydu zaten, evet. Geçmişteki. Hepimizin bildiği gençlik aşkıydı. Sonrasında da zaten Emine oldu. Ama bu yeni Emine'den sonrakilere izyer verdiğini hiç düşünmüyorum. Ha, Emine'den sonrakiler zaten onun işte, canını çok yaktı. Evet yani. Kalbini kırdı, süt şuruplar. Çok başka üzdü, başka yaptığı açıklamalar. Neymiş, ne demişti? Çorap örmediler de başına çorap ördüler. Kazak evet, örmediler. Evet. Ha. Bir tane de avukat vardı galiba. Evet. Bizimki hızlı ama ne yapalım yani, Mustafa da yakışıklı çocuk şimdi. Anladın mı? Bir bakıyorsun. Yapacak bir şey yani, yok. Yani yaş kaç ama o vücut yapması falan hakikaten hoş. Ama şey değil ya, nasıl böyle... Ya böyle... Şey durmuyor yani, hep gülüyor, bir şey, bir cıvık duruyor yani. Emine ile de çok yakınlaştılar bu ara. En son açıklaması ne biliyor musun? Ne? Annemden sonra en değerli kadın diyor. Tabii çocuklarımın annesi, evet. Diyor çünkü, evet, duydum. Ve daha evvel ne dedi? Emine dışında başkasından çocuk yapmam dedi. Evet. Emine'ye bir yaşlı çocuk gidiyor ama dur bakalım. Emine'ye Emine doğru gidiyor. Peki benim bir arkadaşım bir paylaşım yaptı hafta sonu. Emine bir gece kulübüne gidiyor ve Mustafa Sandal'ın şarkısıyla dans ediyor. Sevgili Mert yaptı, Mert Vidin'le birlikte dans ediyorlardı. Mustafa Sandal'ı da teklemişler, koymuşlar. Ya iki tane çocuk var arada. Tabii ki olması gereken bu. İkisinin de özel hayatı var. Saadettin Saran girdi hayatına. Emine'nin, Mustafa'nın keza kızlar Melis girdi. Ve şu an çok iyi arkadaşlar. Ece bir şey soracağım. Gece çıkmış deyince Ebru Gündeş'e gidiyor. Edwina Sponza'yla İbrahim Erkal. İbrahim Erkal. Tabii. Allah rahmet eylesin. Kutlay. Yalnız böyle ya ilk defa onları bir mekan, herkesin bildiği bir mekana bu kadar net görebildik yok, yani. Gidiyorlar.
Dedim ya sana, başka bir mekana daha gittiler. Ama hiç görüntü vermediler. Görüntü verdiler, haber olmadılar. Ya herkesin hikaye kısmı var ya görüntü. Instagram. Bak, şu anda basın herkes paylaştı. Ama yine konuşmuyorlar. Evet. Yani bu kadar aleni demek ki Ebru Gündeş dinlemek her şeye çare. Şeyi söyleyeceğim, biraz evvel tabii yarım kaldı. Dedik ya reklamlardan sonra söyleyeceğiz. Aşkımız olay olacak. Hepiniz yazmışsınız. Allah razı olsun. Burhan Çeçen söyledi. Çok da güzel okumuştu. Çok da güzel okumuştu gerçekten. Devam edelim mi? Evet. Ya Dilan ya. Aa, 10 numara. Birazdan Dilan Çiçek'e geçeceğiz. Ama Türkiye'nin... Dilan mı? Karar ver canım. Peki. Dilan Çiçek Deniz. Dilan Türkiye'nin en yakışıklı erkekleriyle çıkmaya devam ediyor. Asiye dizisinin başarılı oyuncusu Metin Akdülger'le aşk mı yaşıyor acaba? Buyurun. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz. Aylar süren yalnızlığı kiminle son buldu? Zengin, çirkin erkek mi? Fakir, yakışıklı erkek mi? Hiç öyle bir kriter olamaz. Çünkü kalp kimi isterse onu ister. O yüzden... Zengin, fakir fark etmez. Öyle bir kriter olamaz yani. Ben öyle düşünmüyorum. Bomba, bomba, bomba. Dilan Çiçek Deniz hangi yakışıklı oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı? Masalı dizisiyle tanınan Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde Aras Bulut İynem ile oynadıkları ölüm sahnesinde çok konuşulmuştu. Tüm bunların yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen güzel yıldız, yaşadığı ilişkilerde de aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamamıştı. Uzun süre Okan Can Yantır'la aşk yaşayan, ayrılık sonrası gönlünü yakışıklı oyuncu Furkan Andıç'a kaptıran Dilan Çiçek Deniz'in hızlı başlayan aşkları aynı hızla bitmişti. Sessiz sedasız biten ilişkilerin ardından türlü türlü kişilerle anılan güzel oyuncu, son olarak Berrak Tüzün Ataç'ın eski aşkı Birkan Sokulu'yla aşk bombasını patlatmış, ancak sonu yine hüsranla bitmişti. Bir süredir kalbi boş olan Dilan Çiçek Deniz, yalnızlığını bakın kiminle bozdu. Büyük aşk bombası patladı. Atiye dizisiyle adından söz ettiren Metin Akdülger ve güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz iddialara göre 2 aydır aşk yaşıyorlar. İlişkilerinin gizli kalması için gözlerden uzak mekanlarda buluşan oyuncu çift daha önce bir dizide başrolü paylaşacakları iddiasıyla gündeme gelmişti. Aşk iddialarına sessiz kaldılar. Öte yandan Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri yakıştırdı, kimileri bu da uzun sürmez yorumu yaptı. Bakalım ikiliden aşk iddialarına ne zaman yanıt gelecek? Şimdi aslında böyle bir iddia ortaya atıldığında hepsinin gazetesi var. Nedir gazetesi? Sosyal medyaları. Instagram'da öyle bir aşk yoktur. Bu haber yalandır, gerçek dışıdır, bitti. Herkesin ağzını kapatırsın o cevabınla. Ama kapatmadılar. Şimdi biraz böyle Metin'le Dilan yakıştı gibi. İsim olarak, görüntü olarak yakıştı gibi. Dilan'ın da şimdi şeyini biliyoruz, tarzını biliyoruz. Senin de söylediğin gibi kim popülerse ve kim, yakışıklı. Kim yakışıklıysa hemen yanında Dilan. Kimler vardı? Birkan Sokulu, Furkan vardı. Ve Birkan. Bir tane de işte bir derginin editörü, hatta Sıla ile adı çıkmıştı da ondan dolayı tartışmıştı Ahmet Kural. Okan Can mı? Evet. Okan Can Yantır. Okan Can Yantır vardı. Hepsi yakışıklı. Mesleklerinde başarılı, kariyerli isimler. Evet. Şimdi ama enteresan bir şey oluyor. Dilan genelde arkadaş çemberinde. Mesela Furkan'la da Metin arkadaşlar. Birbirini takip ediyorlar. Oyuncular ya aynı ortamda çok zor ya. Yani... aşkın da şeyi olmaz, cezası olmaz, ne bileyim. Aşkın cezası ama olmaz. Ama böyle yakınlar mı acaba? Hani herkes birbirini tanıyor. Ben mesela takip ettiklerimle çok samimi olmadıklarım var yani takip ettiklerimle. Şimdi Mustafa Ceceli ile birbirimizi takip ediyoruz ama. Ama yakınlarmış. Yakın değiliz Mustafa ile mesela. Furkanlar yakınmış işte Metin'le. Onu arkadaş çevresi öyle yazdı zaten. Ne olacak peki? Açıklama da yok. Demek ki beraberler. Ya bir de bir şey daha söyleyeyim. Yani gerçekten yakışmışlar. Yani şimdi evet, bu arkadaş işlerini bilemiyorum tabii de. Metin biliyorsun en son Atiye dizisinde inanılmaz bir performans muhteşem sergiledi. Muhteşem performans. Yani evet. Oyunculukla ilgili. Herkes. Muhteşem yani, yanlış anlaşılmasın. Orada tabii bir öpüşme falan sahnesi var. Sen ondan bahsediyorsun. Hayır. Bircan Boya lütfen açık konuş. Bence oyunculuğu muhteşemdi. Çok güzel, ters köşe bir roldü. Benim hoşuma gitti çocuğun oyunculuğu. Fakat Metin daha evvel de şeydeydi. Medcezir'de oynadı biliyorsun. Evet. Orada da çok evet, güzeldi. Evet, orada kötü roldeydi evet. Ama yine çok evet. Başarılıydı. Valla şöyle bakıyorum, fotoğraf olarak yakışıyor musunuz? Yakışıyorsunuz. Ama işin arkadaş içinden... Arkadaş Dilan'ın da yakışmadığı yok ki ya. Kız güzel daha evvel.
Hepsi yakışıyor. Birkan Sokulu. Bence Furkan'dı. Çok Furkan. Yakışıyorlardı ya. Evet. Ama Furkan'ın şimdiki Aşk Dedikodusu çıkan kişi de çok yakışıyor. Bak evet Furkan'la. Evet, Furkan'ın şimdiki... en çirkin fotoğrafı. Furkan'ın evet en kötü fotoğrafı ama biliyoruz yakışıklı olduğunu. Ya, yakışıklı çocuk. Güzel. Evet, güzel çocuk. Peki bakalım ne olacak? Allah mutlu etsin. Yani çok saklanacak bir şey yok ortada bence Aşk. Evet zaten saklasalardı sosyal medya hesaplarından. İnkar ederler. Yalnız Dilan bir sezondur neredeyse yok. Çukur'da öleli bir yıl olacak. Evet. Ama her gün haberleri var. Her gün haberleri var. Bir estetik haberi oluyor, bir de aşk haberi oluyor şu an. Bir de o bir tane neydi? Gerdanlık taktı, çok pahalı biliyorsun. Hı-hı. O takı firmasının işte onun haberi oldu bayağı. Peki bakalım bu çifti ne zaman el ele göreceğiz diyoruz ve geçiyoruz Türkiye'nin divası Bülent Ersoy'a. Hafta sonu İstanbul'da yeri göğü inletmiş divamız. Divayı izlemeye gelenler öyle bir coşmuşlar ki yer yerinden oynamış. 2,5 kilometre bacaklı gizemli modacısı büyük merak konusu olmuş. Acaba kim Bülent Ersoy'un bu modacısı? Türkiye'nin divası Bülent Ersoy hafta sonu sahnede yine devleşti. Üstelik bu kez mikrofonu da yoktu. Bülent Ersoy'u dinlemeye gelenler bir coştu. Salon diva sesleriyle inledi. Ancak Bülent Ersoy'un gizemli modacısı geceye damgasını vurdu. 2,5 kilometre bacaklı biri var aramızda. Bülent Ersoy'un yere göğe sığdıramadığı 2,5 kilometre bacaklı modacı kim? O bacaklar Eyfel Kulesi gibi 2,5 kilometre. Diva sahnede kime neden manyak dedi? Öldürüyorsun lan. Manyak. Türkiye'nin divası Bülent Ersoy hafta sonu İstanbul'da yeri göğü inletti. Tam anlamıyla performansının doruklarındaydı Bülent Ersoy ve tabii ki neşesi de pek yerindeydi. Çevresine öpücükler dağıtmadan edemedi. Seri sırasında diva öyle bir coştu, öyle bir coştu ki ortalık yıkıldı. Salonda muhteşem bir coşku yaşanırken Bülent Ersoy her zamanki gibi kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet etmeye başladı. Ancak bu kez sohbetin konusu 2,5 kilometre bacağı olan gizemli bir kadındı. 2,5 kilometre bacaklı biri var aramızda. Biri geldi. Sana bir kürkliymiş. Herkes Bülent Ersoy'un anlattığı 2,5 kilometre bacaklı sarı kürklü kadını merak etmeye başladı. Kimdir bu dedim. Şaziye çağırdım. Şaziye dedim. Geliyorum Bülent. Kim bu sarı kürklü kız dedim. Meğer modacıymış. Gizemli modacı yere göğe sığdıramıyordu. Merak arttıkça arttı. Atölyesi varmış, dükkanı varmış, falanmış, bilanmış. Ama kızı görmedi. Bir içim su. O bacaklar Eyfel Kulesi gibi 2,5 kilometre. Evet, burada. Diva gizemli modacının kendisini izlediğini söylüyordu ancak kimse Eyfel Kulesi bacaklı kadının kimliğini öğrenemedi. Gerçi Diva yine yaptı yapacağını. Beşi beyefendi de ben adamı ilk defa görüyorum. Verip kafanı hadi. Bu koca güzel kız. Aferin. Aferin evladım, iyi seçim Yere göğe sığdıramadığı uzun bacaklı gizemli modacı eşi sayesinde aferin aldı. Ancak kimileri aferin alırken kimileri de divanın hışmından kurtulamadı. Bülent Ersoy sesçiye şakayla karışık takılmadan edemedi. Bir şey var. Öttürüyorsun lan. Öttürüyorsun lan. Manyak. Geceyi birbirinden muhteşem şarkılarıyla devam eden diva öyle bir coştu ki mikrofonu bıraktı çıplak sesiyle ortalığı yıktı geçti.
anlayacağınız diva hafta sonu yine kulakların pasını sildi. Tabii ilk bakınca şey diyorum ya, bu saç acaba kaç saatte yapıldı, böyle bir kabus gibi çöktü üzerime. Ama sonradan diyorum ki bu bir peruk, belli ki peruğunu tık 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 yapmışlar, kafaya takmışlar. Çok zor ya, kendi saçının buradan çıkması. Allah korusun, seyirci gitti sarılmaya. Bülent Hanım divam, her yerine girer vallahi. Her yerine girer o. Yani baksana, sert bir de spreylemiş. Ama ne kadar bakımlı bir kadın. Hayır, çok değişik, marjinal de bir saç fikri. Tabii herkesin kaldıramayacağı da bir saç. Ama benim yayına çıktım, düşünsene böyle. Beni mahvedersiniz. Ama sen, yani müsait buralar, hani bana da müsait çakma. Müsait. Evet. Yani bayağı kameraman belki. Ses şimdi düşünsene, mikrofonu taktı. Ece Hanım, ay gözüm Ece Hanım. Evet, işte sesçi biraz sıkıntı yaşayabilir. Bu arada bu bacaklı, uzun bacaklı modacı kimmiş gerçekten ya? Evli bir de, kocası da var. Kim uzun bacaklı gerçekten ya? Merak ettim. Yani önce Eda Taşpınar sandım ama modacı değil. Yani İnşaat Saraçoğlu da değil. Zaten yazık kıyamam hastanede. Kırgındı, barıştı sonra. Sarı bir kürk giymiş bir modacı. Kim olabilir bilmiyorum tabii. Bir de sesçiye ne öttürüyorsun be manyak diyor. Yanına şimdi tabii bu o kadar sempatik geliyor ki insana. Yani ne orada sesçi kırılıyor ne başka bir şey. Başkası yapsa rahatsız oluyorsun. Ki geçen haftalarda yapmış olanları galiba verdik. Hani ne tabii kadar sahnede neler yaşanıyor. Ne kadar kötü şeyler yapanları verdik. Ama burada hiç itici durmuyor. Yani niyet, biz hep niyete bakıyoruz. Buradaki niyet o kadar belli ki yani. Öttürme şunu be diyor yani, ne güzel. Korktuğun için konuşmuyorsun yani böyle. Ne için? Korktuğun için konuşmuyorsun yani. Hayır, o zamanında onu yaptığımızı da konuştuk ya ama. Tabii, hayır öyle diyorlar ya, korkuyorsunuz ha, konuşamıyorsunuz. Yani Bülent Ersoy'dan da korkmuyorsanız buyurun gelin siz konuşun o zaman. Peki devam ediyoruz. O Ses Türkiye'nin bu hafta özel misafiri Eda Nur olmuş. İzliyoruz görüntüleri. Şahane ya. Çok güzel bir vallahi hareket çok olmuş. Çok güzel ya. Ve çok da güzel görüntüler. Benim en sevdiğim şarkısını da okumuşlar Murat Boz'da. Şimdi Erzurumspor'dan da Acun Ilıcalı'ya bir sürpriz yapılmış. Onu da verelim bakalım. Bu anları da Acun Ilıcalı paylaşmış O Ses Türkiye'de. Çok güzel, başkan gibi karşılanmış. Erzurum Spor taraftarı da bambaşkadır şimdi. İbrahim Erkal vefat ettiğindeki evet tavrını da biliyoruz. Onlar memleketine tribünde sahip çıkan nadir taraftarlardan. Onları yürekten alkışlarız tabii. Acun Ilıcalı için de ne güzel gururdur ya. Tabii canım, başkan gibi karşılanmış. Zaten başkanlar Erzurum Spor'dan çıkıyor, yerden çıkıyor. Diyor. Evet, insanın memleketinde bu kadar sevilmesi güzel olsa gerek. Aynen öyle. Devam Osmaniye edelim. Osmaniye Stadyumu'ndan da aynı şeyleri bekliyor. Gülşen evine estetik doktoru çağırmış. Allah Allah. Artık evlere servis. Allah Allah. Sanatçı evine çağırdığı doktora dolgu ve botoks yaptırmış. Ay çok mantıklı. Çok trafik var İstanbul'da Ece. Bir yereden bir yere gitmek. Ya. Büyük sıkıntı. Ya eve de çağırmazsın ya. Yani bütün ortamı ayarladıktan sonra her şey olabilir ya. Artık öyle bir duruma geldi ki gerçekten bak, yani şu sipariş ettiklerimiz gel getir gel götür olur gelsin gitsin falan, her şeyi telefondan yapıyoruz. Hepsi bende yüklü. Ya bir kalkın ya, bir vallahi kalkın elinizden ya. Sıfır bak. Hepsi bende yüklü. Ya orada alışveriş yapmanın keyfi var ha. İlik seçeceksin. Veya işte dolgu yaptırmanın ayrı bir keyif var. Sıra bekleyeceğim falan filan. Valla şu güzel fikirmiş ya. Ben mümkün bu tırnağı her şeye gelsin. Tamam istiyorum. Bundan sonra senin de ay, dolgu, botoks evde olacak. Reklamlar var. Reklamların vallahi ardından ne var? Şevval Sam'ın 10 parmağında 10 marifet. Bir de Talat Bulut'la davası vardı. Ne oldu? Az sonra. Devam ediyoruz. Şimdi Şevval Sam'la reklamlardan evvel söylemiştim biliyorsunuz. 10 parmağında 10 marifet. Başarılı bir oyuncu kendisi. Aynı zamanda çok iyi bir şarkıcı. Kaşık çaldığı videosunu paylaşmış. Sen bayıldın değil mi? Bayıldım. Yani gerçekten acayip bir haber yani. Kaşık çalmak çok ya, önemliydi. Ben niye böyle gülüyorum? Ben adamı hatırladın mı? Grup Laçin. Aa ya, haydi güzelim. Bekar gezelim. Ben evet. Şevval Sam'a baktım. Bakmadım tabii. Ben çünkü abi tanırım. Tekstilcidir eski. Babamdan dolayı tanıyorum. İyi bir tekstilciydi. Ama orada kaşıklar çalıyordu. Hatırlasana ağzına falan böyle kaşık doğru, falan. Doğru. Aynen çok öyle. Haklısın. Vallahi bu vesileyle beyefendiyi görmemiz iyi oldu. Peki Şevval Sam biliyorsun Talat Bulut'a davası vardı. O davada da takipsizlik kararı verilmiş. Birbirlerine öyle karşı mi açtığı davalar reddedilmiş. İnşallah. Yani ortada başımıza davaları yok. Ama bizim davamız devam ediyor. Evet. Ya ben niye bugün bak her şeye gülüyorum. Maşallah. Sen gül tabii, niye gülmeyesin ya? Herkese güldürsün. Bütün valla buradan bütün Fenerbahçelilere, Galatasaraylılara, Beşiktaşlara Allah hepinizi güldürsün inşallah. Tüm takım taraftarlarına selamlar olsun. Fenerbahçeliler de gülebilir mi? Herkes gülebilir. Tamam, teşekkür ediyorum. Ama maksat ve niyet çok önemli. Biraz. Ben bir Fenerbahçeli olarak sana kahkahalar, gülen suratlar atacağım. Ben de sana öpücük atıyorum. Ve olur. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay.